alkolle dostluğunuz giderek artmaya başladı bu dönemlerde ve bir gün kendi isteğinizle, kendi kararınızla ve kendi ayaklarınızla doğum yeriniz Bakırköy'e gittiniz. Ama tüm çocukluk ve gençlik günlerinizin geçtiği mahallenize değil, Bakırköy'deki akıl ve ruh hastalıkları hastanesine gittiniz. Bu kararı verme cesaretini nereden buldunuz? Çok saygıdeğer bir karardı bu. Nedense bizim memleketimizde midesi bozulan insan hastaneye gidebilir, normal karşılanır. Ama kafası bozuldu mu, kafası bozulmuş derler, onun hastanesi de var. Oraya gittiniz mi ayıp sayılır. Benim çok fırtınalı geçen hayatımda çok defa kafam bozuldu, işlerin içinden çıkamayacak hale geldim. Öyle zamanlarımda da gidip yatıyordum. Benim gibi topluma uyamayan, toplumla çelişkiye düşmüş insanlarla çok rahat ediyordum. O deli denilen insanları tartışma götürür, delilik nedir falan, uzun konu. Çok iyi anlaşıyorum ben. Bir de meyhanede toplumdan uyum kuramayan insanlarla çok iyi anlaşmışım. Ömrümün bir kısmı oralarda geçmiş. Bir de tabii tiyatroda da böyle insan arkadaşlarımız çoktur. Herkes toplumla bir sürtüşme halindedir. Ömrüm de buralarda geçmiş. İyileşmek kararındaydım. Çünkü Muhsin Bey bana sen bir gün alkolü bırakacaksın. Onun için seninkine müsaade ettim demişti. Müsamaha ettim demişti. Bunu yapmalıydım. Ve çocuklarımın farkına varmıştım. Çocuklarım vardı. Böyle alkolik, kötü bir baba demesinler arkamdan istedim. İyi bir babaydım. Çünkü seviyordum onları ben çok. Ama şeyimden çıkamıyordum, girdiğim girdaptan. Girdaptan çıkamıyordum. Sonunda hepsi yenildi. Siz bir alkolik olduğunuzu mu sanıyordunuz? Onsuz yapamadığıma göre öyle sanıyordum. Değildiniz.